tane oyunculuğu diye iki ayrı oyunculuk olduğunu düşünmüyorum. Şu anda olduğu gibi bir kamera var. O göz, göz o. Ama tiyatroda bir sürü kamera var. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken en önemli şey samimi olmak. Samimi olurken yaptığınız işten fazlasıyla keyif almak. Evet, 4 yıl Şan, ondan sonra 4 yıl tiyatro bölümünde oldum. Ama tabii ayrıca bize bir sayfa açıp kamera oyunculuğu gibi bir sayfa açılmadı. Oradaki herhangi bir fark görmedim. Yani tiyatro diye ayıramadım. Ben orada kendi kendime dedim ki sadece bir şey var. İşte az önce söylediğim gibi bir tarafta kamera var, bir tarafta sahnedesiniz. Sen sahnedeki performansınız. Ama ikisi de performans. Sadece zamanla bir yarışmış vardır. Bu yarışa herkes katılmıştır. Yani dizi sektöründe inanılmaz bir yarış vardır. Bu yarışın içinde hırpalanır insanlar. Hiçbir zaman özel hayatları yoktur. Hiçbir senaryo, sinema senaryosu çekilmediği sürece eser olmaz. Yani kütüphanede durmaz. Ama bütün tiyatro metinleri kütüphanede durur. Kaldı şu anda ben mesela Shakespeare oynuyorum, Hamlet oynuyorum. 450 yıl önce yazılmış. Değil mi? Ve aradaki en büyük fark bence bu. Şeye gelince, televizyon. Televizyon hepimizin bildiği gibi bir eser niteliği taşımaz. Hiçbir zaman taşımamıştır. Yani tüketicidir. Tüketim için yapılan bir şey. Bir gerçekliği vardır. Bunu küçümsediğim için söylemiyorum. Tüketim. Biraz. Bir bölüm biter, siz başlarsınız bir dahaki bölüm beklemeye. Bölümlerin tamamı biter, siz başka bir dizi de girersiniz. Televizyon. Aslında unutamadığım karakterler tabii ki var. Ama şöyle söyleyeyim, bütün onlar benden çıkıyor zaten. Onların hepsi benim aslında. Yani bir başkasını oynamıyorum. Mesela tiyatroda Sinan Öde Bergerac vardır. 3 saatlik bir oyunu da o. Hani Korkuyorum Anne diye çekmiştir. Oradaki oynadığım kasap rolü, o benden çıkmıştır. Matrak bir şeydi ama benden çıkmıştır. Arka Sıradakiler diye bir dizi olmuştur hayatımda. 4 sezon devam etmiştir. Oradaki Kemal Öğretmen, idealist olan Kemal Öğretmen, o benden çıkmıştır. Sanat besler. Sanatın içinden anarşist, terörist çıkmaz. İnsan çıkar. İçimizde, hepimizin içinde olanmış. O bir çiçek. Çiçekten ne kadar korkunursa insanlar. Sanattan da o kadar korkmasına gerek yok. Bunu anlamış değilim. Bizim kendi içimizde de öz eleştiri yapmamız gerekir. Onda biraz geciktik. Ama bu demek değildir ki biz bunu yapmadık diye bu kurumlar lağvedilsin, eksik olsunlar neyse. Hayır. Bunun değerini eğer gerçekten böyle bir amaç varsa bir gün anlayacaklar ama ne yazık olacak. Yani bir ülke düşünün ki sadece ekonomisiyle kalkmış. Böyle bir şey yok. Sanattan, kültürden kimsenin korkmaması lazım. O bizim belki de o değerlerimiz, belki de en önemli. Bütün geziden sonra var olan baskılar her kurumu bence bir şekilde etkiledi. Yani zaten o baskı hala devam etmekte. Ama ben daha öncesi, yani geziden önce sizlerde ki okullara gittiğim için belki sizlerde çok büyük değerler görüyorum geziden önce. Her röportajımda diyordum ki onlara o kadar aşağılanıyor ki ay siz bir şey biliyorsunuz, politikadan ne kadar uzaksınız, şu bu. Ben diyordum bir şey var, onlar yalan söylemiyorlar, onlar çok samimiler. Ya siz böyle diyorsunuz ama burada başka bir şey var diyordum ve gördüm gözlerimi, tanık oldum.